Hop Bank çiftçinin sesini sunar. İyi akşamlar sevgili Kanal T izleyicileri ve Radyo T dinleyicileri. Yine bir çiftçinin sesi programıyla birlikte sizlerleyiz. Tabii ki bu akşam programımızı açarken şunu da ifade etmek gerekir ki bugün Dünya Çiftçiler Günü 14 Mayıs. Dünya Çiftçiler Günü ile ilgili bugün hem sosyal medyadan hem de basın aracılığıyla birçok kutlama geldi. Bu kutlamaları yakından takip ettik. Ancak bu kutlamaların yakından takip ederken en önemli mesajların başında tabii ki Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Başkanı Hüseyin Çavuşkelle'nin verdiği mesaj vardı. Birazdan basın bürosu aracılığıyla yayınlattığı mesajı özet olarak sizlerle paylaşacağım. Ancak ilk olarak bu akşamki konuğumuzu sizlere kısaca takdim edelim. Ondan sonra basın bürosu aracılığıyla yapılan açıklama ve gündemimiz olan Kuzey Kıbrıs'ta arıcılık sektörü ve COVID-19 süresi boyunca arıcılık sektöründe üreticilerin yaşadıkları herhangi bir sıkıntı var mıydı veya bu süreçte arıcılık sektörünün neler yaşadığını birebir öğrenmek istediğimiz için bu akşam Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği'ni davet ettik. Bu akşamki konumuz Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği Mali Sekreteri Sayın Hasan Kozuk abimiz bizimle. Ekranlara aslında yabancı değildir, ekranlarda yakını tanıyor ama bizim programa öz olsun. Sizi bir kez daha tanıyalım Hasan Bey. Bir kez daha bizi izleyenlere sizi kısaca tanıtalım ki sivil toplum örgütlerinde ne kadar değerli üyeleri, yönetim kurulu üyelerini ve o yönde kendini feda etmiş yöneticiler olduğunu bir kez daha göstermek isteriz açıkçası. Buyurun. Öncelikle teşekkür ederim Ahmet Bey, beni konuk yaptığınız için. Ben uzun yıllar kamu görevlisi olarak çalıştım. Bu çalıştığım dönemde sendikada görev aldım. İşte Mali Sekreterlik'ten tutun genel başkanlığa kadar. Onun dışında 3-4 tane kooperatifin kurucusu sayılırım. Emekli olduktan sonra da kendime bir meşgale aradım. Hobi olarak arıcılığa başladım. Tabii bu iş birazcık da bulaşıcıdır. Evet. Başladıktan sonra malzeme almaya birliğe gittiğim bir dönemde görevli arkadaşlar işte gel bizimle çalış diye bir teklifte bulundular. Böylelikle Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği yönetim kurulunda görev aldım. Yaklaşık bu üçüncü dönemim zannederim. Kısmet artık. Teşekkür ederiz sevgili Hasan abimiz. Hasan abi diyorum çünkü tarımsal üretim sadece işte kuru ziraat, sulu ziraat veya bitkisel üretim değildir. Ya da sadece hayvansal üretim değildir. Bunu daha önce de bu ekranlardan konuştuk, daha önce de paylaştık. Bu ülkedeki balıkçı da tarımsal üretimle ilgilidir. Bu ülkedeki arıcı zaten tarımsal üretimin tam başkentinde, tam göbeğindedir. Özellikle polenle ilgili olan yerinde ve özellikle narenciye ile ilgili birçok bilgileri de narenciye ve arıcılıkla ilgili birçok bilgiye de sevgili Hasan abimizden alacağız. Ancak kısaca bugün Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Başkanı Sayın Hüseyin Çavuşkelle'nin yayımladığı basın bildirisinden kısa notları sizlerle paylaşmak isterim ve programımıza devam edelim. Bugün tabii ki Dünya Çiftçiler Günü vesilesiyle yayınladığı mesajda tüm üreticilerimizin Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı Sayın Genel Başkan. Ve aynı zamanda günü kutlarken bir takım mesajları da verdi. Kısaca onları da okuyacağım size. Bugün ülkemizde tarımsal alanlar her geçen gün el değiştirip emlak sektörüne kaydığı belirtildi mesajda. Tarımsal girdilerin dünyanın diğer ülkelerine göre çok daha pahalı olduğu ve dünyanın en pahalı akaryakıtının bizim çiftçimiz tarafından kullanıldığı da Genel Başkan tarafından hatırlatıldı.
Ailelerce işlenen tarım alanları miras yoluyla bölünmeleri nedeniyle ölçek ekonomisine olan katkısı her geçen gün düştüğünün de altı çizildi. Bu çok önemlidir. Çünkü özellikle bizim gibi küçük ülkelerde miras yoluyla bırakın bölümü evliye hatta metrekareye kadar bölünmelere gider. Bu da Sayın Genel Başkan da belirttiği gibi ölçek ekonomilerine ciddi bir zarar vermektedir. Ayrıca içinde bulunduğumuz bu süreçte dünyamızı beklemediğimiz anda saran COVID-19 salgının bir milat olacağına işaret edildi mesajda ve yaşanan sürecin öncesinde ve sonrasına bakıldığı zaman ise tarımsal üretimin nedeni olduğuna dikkat çekilerek şehirden köye göçün başlayacağının da altı çizildi bu mesajda, Çiftçiler Birliği'nin yayınladığı mesajda ve Sayın Genel Başkan özellikle bu mesajı yayınladıktan 3 saat sonra Güzel ve Lefke bölgesinde bir yangınla karşı karşıya geldik. Bu mesajında da Sayın Başkan hasat döneminde, olgun sayılan bir hasat döneminde kurak yaşamamak için tüm üreticilere çağrıda bulunarak pulluk dediğimiz yani bizim tabirimizde sabanlarımızı, goblelerimizi yani çoklu tepsilerimizi traktörlerimizin arkasında hazır bulundurmamız gerektiğini işaret etti. En azından köyde bir kişinin her köyün kendi çiftçi örgütünün temsilcisinin bir kişisinde en azından hazır olması gerektiğini, burada aynı zamanda sadece üreticilerin değil vatandaşların da bu noktada daha dikkatli olması gerektiğine mesaj verildi ve yol kenarlarına çöp, moloz, şişe ve en önemlisi ise izmarit atmamaları gerektiği ile ilgili mesaj yayınlanmıştır. Bunu paylaşmak istedim çünkü bugün Dünya Çiftçiler Günü ve son mesaj özellikle yangınla ilgili en önemlilerden bir tanesiydi. Tabii ki konumuza tekrar geri dönmek isterim. Bu süreçte yaşadığımız sıkıntı var mıydı Hasan Bey? Yani o üretim anlamında örneğin sokağa çıkma yasağının yaşandığı günlerde özellikle narenciye ile ilgili narenciye bal hasatını gerçekleştirmeye başladığımız bu günlerde COVID-19 ile alınan önlemlerin sonlarına doğruydu. O dönemde yaşadığınız sıkıntılar var mıydı? Onun dışında tabii birazcık daha açacak programda konuyu ama ilk önce bu COVID-19'un özellikle tarım sektörüne bırakacağı izlerle ilgili konuşmak istiyorum. Evet, isterseniz sorunuza cevap vermezden önce genel arıcılıkla ilgili biraz bilgi vereyim. Tabii ki. Şimdi tabii insanlar uzaktan baktığı zaman mutlaka bilinçli olanlar da vardır ama işte arı küçücük bir varlık. Bu çok önemsenmeyebilir eğer bilinciniz yoksa o konuda. Uzun yıllar ülkemizde arıcılar hep itelendi, ötelendi, çok ciddi alınmadı. Son yıllarda devam ettiğini söylemek biraz şey olur, haksızlık olur diye düşünmekteyim. Halbuki baktığınız zaman arıcı, dolayısıyla da arı, doğada atıl vaziyette olan çiçekten poleni, balı topluyor ve bunu ekonomiye katıyor. İşte ortalama bizim yıllık bal hasatımız şartlar uygunsa eğer 500 tonun üzerindedir. Bu 500 tonu siz 30 bin lira tonu olarak hesapladığınızda milyonlar çıkar ortaya. Ben işte polenizasyon, şu bu onlara hiç girmiyorum. Bunları söyledikten sonra tabii bu COVID salgını başta hepimizde bir belirsizlik düşüncesi ortaya çıkardı. Doğaldır arıcılarımız da işte acaba ne olacak? Şimdi genelde biz Ocak sonu, Şubat başı arılarımızı götürüp bahçelerin çevresine yerleştiriyorduk. Tabii bu salgın başladıktan sonra insanlar da acaba işte sokağa çıkma yasağı olur, ne olacağı belli değil. Acaba çok kötü bir duruma dönüşür mü bu salgın düşüncesiyle? Bir kısım arıcımız arılarını bu yıl narenciye götürmedi. Narenciye balı toplamaya götürmedi. Götürenler de ilk başlarda biz Bakanlar Kurulu'nun düzenlediği o genelgede yer almadık. Yani
arıcı üreticiden sayılmadı. İşte hayvancı şu bu dendi. Örneğin bir fırıncı adamlarına, çalışanlarına belge vererek işini yaparken arıcılar arılarının bakımını yapamadı. Daha sonra Merkez Kaymakamımız aracılığıyla bu sorunu çözdük. Bakanlar Kurulu genelgeye bizi de ekledi ve arılarımıza bakabildik. Ha tabii bu alacağımız balığın etkiledi mi? Evet etkiledi. Henüz daha tam hasat edilmemiş olsa bile az çok biz sürekli üyelerimizle diyalog halinde olan bir örgütüz. Zannederim yarıya yakınını alacak bu yıl. Yani rekolte ciddi düşüş. Evet çok büyük düşüş var. Yani salgın bizi de etkiledi. Hasan Bey tabii ki pazarımız belli. Yani pazar öğrenci pazarı, pazar turist pazarı. Evet. Burada sıkıntı yaşanacak mı? Yani öngörünüz nedir bu yönde? Yani ben birazcık olumlu bakıyorum olaya. Çünkü çok ciddi bir alınan önlemler şu bu her neyse o ayrı bir konu da ciddi bir durumla karşılaşmadık. Ben inanıyorum ki kısa süre içinde normal hayatımıza döneceğiz. Tabii bu düşünceye sahip olunca da balımızı satabileceğimizi düşünüyorum ben. Evet. Tabii ki arıcılık ya da arıcılık üretimini gerçekleştirebilmek ya da bal üretimini gerçekleştirebilmek tarımın her sektörünün olduğu gibi o sektörde de ciddi anlamda bir meşakkat işidir. Evet. Bir alın teridir kısacası. Sizin program öncesi ifade ettiğiniz gibi doğada atılı olan poleni veya atılı olan bir katma değeri ekonomiye kazandırmadır aslında arıcılık sektörünün yaptığı. Peki Narenciye bölgesine gittiğiniz zaman özellikle bu yıldan bahsetmek isterim. Bu yıl bir ara hani Narenciye dağında kalabilirdi, bir ağırlaşma olduydu ve eğer Narenciye dağında kalmış olaydı kurtlanmasın diye bir ilaçlamaya gidilecekti. O yönde herhangi bir sıkıntı yaşadınız mı? Veya şu şekilde sorayım soruyu. Narenciye birlikleriyle temas halinde misiniz? Özellikle bu sizin oraya arılar götürdüğünüz zamanla ilaç zamanı örtüştüğü zamanlar oluyor. O noktada nedir çalışmanız? Şimdi biz sürekli sivil toplum örgütleriyle ilişki içerisinde olan bir sivil toplum örgütüyüz. Elbette ki Narenciye üreticileriyle de, birlikleriyle de diyalog halindeyiz. Fakat şöyle bir şey var. Yani siz de zannederim Çiftçiler Birliği'nin yöneticilerindensiniz. Evet. Siz doğru olanı söylersiniz ama %100 buna herkes katılmaz. Yani birileri çıkar ve önerilen doğrultuda değil, kendi kafasına göre işler yapar. Bu yıl aslında ilaç konusunda çok mağdur olmadık. Zannederim biraz da bu COVID-19 olayı bizi yaptı, haber etti orada. Fazla ilaçlama olmadı bu yıl. Ha bu yıl da tabii işte yağmur falan iyiydi ama çok yağmur da bizim arıya faydalı değil. İşte arılar uzun süre kovandan çıkamadı. 10 gün boyunca yağmur yağdı oldu falan. Bir de Narenciye de her nedense dalında kaldığı için mi portakal acaba çiçek çok olmadı. Ya bunun da etkisi var bizim rekoltemizin düşük olmasına. Yani aslında Narenciye hasatı biraz uzadı. Narenciye de dalında kaldığı uzadığı için olmuş olabilir. Uzadığı için. Evet uzadığı için. Onu kastettim zaten. Çünkü bölgede onu takip ederim. Polende veya çiçek açmada ciddi sıkıntı yaşar. Özellikle zeytin üretiminde önümüzdeki yıl ciddi bir sıkıntı yaşanacağı benzer. Çünkü belki de bir hastalıktır bilmiyorum ama uzmanlık alanında değil. Yakından takip ediyorum. Üzerine toplanan bütün çiçekler ve o canlı yapraklar hepsi altına düşmeye başladı. O tomurcuk tutma oranı çok düşük gibi görünüyor. İnşallah o şekilde olmaz. Tabii ki arıcılığa ve bala geri dönmek isterim. Bu COVID-19 sonrasında planlanan veya planlamanın dışında birliğin öngördüğü herhangi bir gelişim olabilecek mi? Örneğin bugün Çiftçiye Birliği Başkanı'nın açıklamasında şehirden köye göçler yavaş yavaş başlayacak
mesajını verdi. Aslında o COVID-19 sürecinde sosyal medyada ben çok iyi takip ettim. Üretimle alakası olmayan tüm vatandaşlarımız üretime sahip çıkmamızla ilgili çağrı yapmıştır. Bugünkü mesajda da ata mesleği olan üretime tüm Kıbrıs Türk halkının sahip çıkmasıyla ilgili mesaj vardı. Onu da eklemek isterim. Arıcılar Birliği'nin bu yöndeki öngörüsü ne olacak Hasan Bey? Şimdi tabii insanlar bir şeylerden korkar ve bir yerlere yönelir. Ama insanoğlu öyle bir yaratıktır ki aradan bir süre geçtikten sonra gene eski konumuna döner. Yani ilk başlarda dediğiniz olabilir, Sayın Başkan'ın öngörüsü de doğru olabilir ama ben bunun uzun vadeli olacağını düşünmüyorum kişisel olarak. Birliğimiz bu konuda bir şey üretmedi zaten, açık ve net ortaya koyalım. Ben pek ihtimal vermiyorum yani. İnsanlar 3 ay sonra gene yani aynı... Yani bu günleri unutabiliriz. Kesinlikle, Serap. Kesinlikle. Ben aynı, yani o fikirde değilim. Evet. Tabii ki arıcılık sektörüne baktığımızda yaşanan sıkıntılar nedir? En önemlisinden bahsettiniz. Yıllarca atıl gibi bakıldı o sektöre. Yaşanan sıkıntılar nedir? Örneğin ana arı getirmede sıkıntı yaşanırdı bir dönem. İşte ana arılar ölürdü veya zaman zaman yaşanan kuraklıktan yaşanan ciddi sıkıntılar olurdu. Veya bu yıl sizin söylediğiniz gibi yağışlardan yaşanan sıkıntılar olurdu. Onun dışında yönetimsel anlamda yani yaşadığımız sıkıntılar nedir? Zorluklar nelerdir? Veya şöyle eklemek isterim Hasan Bey. Askerden terhis olan bir gencimin arıcılık yapabilmesini nelerin cezbetmesi gerekir? Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Bu işte birliği ön plana çıkarmak için söylenen bir şey değil. Ama bugün bakıldığı zaman sivil toplum örgütleri içinde en fazla eğitim semineri yapan örgütlerden bir tanesiyiz. Biz eminim siz de biliyorsunuzdur. Evet. Sadece arıcılık yaparak geçinen gençlerimiz de var. Mesela benim tanıdığım arıcıları yönetimde olduğum için tümünü tanıyorum. Mesela bilgisayar mühendisidir ama o işi yapmıyor, arıcılık yapıyor. İşte daha önce Rum tarafında çalışan ama şu anda 500-600 kovana sahip olan gencecik insanlarımız var. Onlar da hayatlarını arıcılık yaparak idam ettirebiliyor. Ha, bizim gibi değil tabii. Mesela benim işte 50 tane arım var. Benim zaten hobi ağırlıklı. İşte emeklilikte bir meşgale, bir uğraş. Ha, bir şeyler bırakıyor mu? Bırakıyor. Şimdi birliğimiz, mesela bizim dönem dönem üyelerimiz arar ve der ki, ya o kadar çok eğitim semineri yaparsınız ki, herkesi arıcı yaptınız. Şimdi bizim ülkemizde ürettiğimiz bal, belki bugün için yetmeyebilir nüfus olarak. Fakat eğer birazcık arıcı teşvik edilirse bizim ithal bal sokmamıza da doğru olmaz. Her türlü mücadeleye rağmen geçmiş yıllarda bu 300-200 tonlardaydı. Şimdi artık işte 3-5 tona düştü ama Türkiye'den bal ithal ediliyor hala da. Biz birlik olarak buna çok karşıyız tabii ki. Geçen yıl mesela bal biraz fazla oldu. Ve üreticinin elinde bir miktar bal kaldı son günlere kadar. Dolayısıyla eğer arıcılık teşvik edilirse insanlar ve yönlendirilir, geçim kaynağı olabilecek bir sektördür. Yani aslında geneline baktığımızda hobicilik gibi görükür ama sizin de ifade ettiğiniz gibi ana meslek grupları arasında da yerini almaya başlamış. Tabii ki yani 500 kovan ve üzeri bugün bizim 1700 kovan arısı olan insanımız var. Aşağı yukarı son sayımda 28 bin koloni arı sayıldı ki bu sadece o kayıtlı olan arıcılardır. Bunlar da 300 civarında bir şeydir. Fakat ben eminim şu anda mesela evinde bir kovan da olsa 1000'e yakın insan vardır. Yani 1000 kişi biz 300'den bahsederken 700 tane de işte bir kovanı var, 5 kovanı var, 10 kovanı var. Onları da kayıt altına almaya çalışıyoruz ama tabii zorlama olamaz. Dolayısıyla bu 30 bin rakamı az bir rakam değil.
diğer boyuttan bakmak isterim. Aracılık sektörüne ekonomik olarak ülke ekonomisine ve tarım sektörüne katkısı nedir Hasan Bey? Ya baktığınız zaman o katma değeri nasıl yaratırız? Ve narenciye, özellikle narenciye ve polenle döllenme ile ilgili katma değeri ve faydalarını. Şimdi az önce de ifade ettim size. En kaba tabiriyle işte 500 ton balı siz 30 bin liradan çarparsanız ortaya çıkan rakam bellidir. Bu işte yüzlerce aileye geçim kaynağı ki bu sadece iç piyasa. Bizim bir de şöyle bir yönümüz var. Yaklaşık bir 8 yıldır Avrupa Birliği, o yeşil hat tüzüğü kapsamında AB misyonuna katıldık biz ve Avrupa Birliği'nden bağımsız bir bal uzmanı geliyor her yıl. Bizim ballarımızdan kurav sülü mumuneler alıyor ve bu mumuneleri birini Belçika'ya, birini Almanya'ya götürüyor ve analizleri yapılıyor. Yani yeşil hat tüzüğünü kullanarak biz Avrupa'ya da, öyle, örneğin narenciye balı, Almanlar çok sever narenciye balını. O zaman işler çok değişir. Yani şimdi 30 bin lira tonuyken bal, üretici balını 70 bin, 80 bin liraya satacak eğer başarabilsek. Ama orada da sıkıntılarımız var. Çünkü biraz önce de ifade ettik, siz doğru yolu gösterirsiniz ama %100 bunu, %100 insanlar buna adapte olmaz. İşte iki tanesi çıkar, alınan mumunelerde bir şey çıkar, kalıntı çıkar, antibiyotik çıkar ve olumsuz rapor alırsınız. Evet. O günlerde yaşadık biz. Evet, doğrudur. Sizin ifade ettiğiniz gibi bağımsız bal uzmanlarının zaman zaman adaya geldiğini, özellikle o pazar dönemi, hasattan sonra oluşan pazar döneminde yakından takip ettik. Tabii ki bir de şeyden bahsetmek isterim. Özellikle programın girişinde, programa başlamadan önce bahsettiğiniz bir şey vardı Hasan Bey. Örneğin narenciye getirdiğimiz zaman otomatik olarak kendi bahçenin kendi döllenmesini ne ciddi anlamda katkı koyar. Bu hem bilimsel anlamda ispatlanmıştır aslında, hem de biz kendi tecrübelerimize dayanarak bunu görebiliyoruz. Evet. Bu yönde yapılması gereken herhangi bir düzenleme veya yani özellikle narenciye üreticilerine bir çağrımız olabilir mi? Şimdi aslında narenciye üreticileriyle çözülecek bir sorun değil bu bence. Yani bu yönetimle, devlet kurumlarıyla olabilecek bir olaydır bu. Şimdi bu polenizasyon olayı, ben tabii ziraat mühendisi değilim, uzman değilim. Ama deneyimlerimiz var, tecrübelerimiz var. Örneğin bir bahçeye götürürsünüz arılarınızı, bahçe sahibi çıkar der ki, geçen yıl aldığım mahsulün neredeyse iki katını aldım bu yıl. Ve bunu arıya bağlar. Ha ama ertesi yıl gitmek istediğinizde siz oraya koymak istemez. Çünkü arı işte sokabilir falan. Yani çok daha rahat çalışamazsınız bahçede eğer etrafınızda arılar varsa. Ya öyle de bir durumumuz var tabii. Tabii ki bunlar yasal düzenlemeyle veya yeni teşviklendirme modelleriyle tekrar gündeme alınabilir veya bu yönde zaman zaman sıkıntı çektiğimiz zaman rekoltede, düşüklükte, narenciyede veya buna benzer sıkıntılarda yasal düzenlemelerden bunlar düzeltilebilir. Örneğin ben çok iyi hatırlam, bu programlardan çok çağrı yaptım. Özellikle Güzörk bölgesinde, narenciye bölgesinde diyoruz ki işte narenciye bahçemiz kurudu, tuzlu suya bağlıdır. Evet, bir diğer boyutunu da biz üreticiler olarak aklımızın bir kenarında tutmamız gerekir. Bizden önceki atalarımız, büyüklerimiz veya bu narenciye bahçelerinin kullanıcıları neden bu narenciye bahçelerinin etrafına selvi ağacı etmişti veya diğer ağaçlardan etmemişti? Çünkü gelen rüzgarı selvi yüksek boyuyla ötelerdi, bahçeden uzaklaştırırdı. Bu yönde örneğin doğrudan gelir destekle veya buna benzer herhangi bir modelleme olacaksa ve bu yönde bir sıkıntımız vardır. İşte rüzgarla ilgili bir sıkıntımız vardır, çiçek tutmasıyla ilgili bir sıkıntımız vardır. Belki de yasal düzenlemeye inan bunlar da düzeltilebilir. Örneğin bahçemizin etrafında bu kadar ağaç olması gerekir ki hem bahçemizi koruyalım hem de üretime daha fazla katkı koyabilelim diye düşünüyorum. Evet. Şimdi Ahmet Bey, mesele biraz da yapımızla alakalıdır. Yani işte hepiniz şikayet ederek. İşte 45 yıldır
ciddi bir oluşum, hayal ettiğimiz diyelim, kimseyi de rencide etmeyelim, kimseyi de rahatsız etmeyelim. Çünkü biz buraya işte üretimle ilgili konuşmaya geldik, politika yapmaya gelmedik. Aslında genel durumumuzdan dolayı bazı şeyleri çözemedik. Bazıları der ki işte sen işini doğru yap da gerisi gelir. Öyle değil ama işte. Basit bir örnek vereyim ben size. Biraz önce bahsettim işte o Avrupa Birliği'nin bağımsız bal uzmanı gelir. Biz çok mesafe kat ettik o konuda. Yani geçmişte insanlar ballarını süzerdi. Galvaniz konteynerlerde saklardı. İşte çok kötü şartlarda bu hijyen olayı hiç yoktu. Çok kötü şartlarda bu bal süzülürdü. Şimdi baktığınızda gerçekten meslek olarak bu işi yapanların tümünde işte duvarları, gıda seramiği, yerler epoksi, bütün aleti, konteyneri, bal süzme makineleri, hepsi paslanmaz çelik. Hatta tavandaki lambanın bile kaveri var. Lamba patlarsa balın içine düşmesin. Bunlar bile var. Fakat böyle olmasına rağmen gene de biz sorunlar yaşarız. Çünkü yaptırım yok. Yani biri zararlı bir ilaç kullandı. Yani işte o markayı men eder ilgili merci pazara çıksın. Başka bir marka adı altında çıkar. Yani bunu da birlikler, sivil toplum örgütleri yapamaz. Tabii bunun önüne geçilmemesinin bir sürü nedeni var. Onları konuşmaya başlarsak şimdi sabaha kadar devam eder programımız. Biz gene de birlik olarak yılmadan getirebileceğimiz noktaya. Yani mükemmelini belki yakalayamayız ama bu bizim yaşam biçimimiz, yaşam tarzımız zaten. Yani bir menfaatimiz de yok zaten. Biz doğru olanı insanlara birey olarak değil, işte bu işin uzmanlarını getirerek. Yani işte arıcılıkla ilgili yüksek lisans yapmış, doktora yapmış insanları getirerek, profesör, doçent, bu insanları bilinçlendirmeye çalışıyoruz ama çok kolay değil. İnsanlar bir şeyi yanlış öğrendi mi, o yanlışı düzeltmek çok kolay değil. Kesinlikle, çünkü bir de aslında genlerimizde bir tutuculuk vardır. Mesleğiniz aslında iktisat diye bahsettiğiniz, iyi hatırlayacaksınız, ekonomiden bahsettiğimiz zaman bir de sosyal yapıya bakarak, demografik yapıya baktığımız anda hemen bizim Kıbrıslı Türkler olarak ortaya bir tutucu yapımız çıkar. Yani sizin ifade ettiğiniz gibi neye alışmışsak onu değiştirmek kolay değildir. Evet, yani şimdi biraz önce ifade ettim. Diyoruz ki biz üreticiye, şu ilacı kullanacak. Orada da sorunlarımız var. Yani dediğim gibi o kadar çok derdimiz var ki. Mesela Avrupa Birliği geliyor ya, onu tamamlayayım tekrar başa dönerim. Avrupa Birliği bal uzmanı diyor ki bu yıl sizin Akdeniz bölgesinin kullanabileceği zararlı ilaçları, yani zararlarla mücadele ederken şu ilaçları kullanabilirsiniz. Benim aldığım mumunede bu ilaçların dışında kalıntı limit altı olsa bile eğer bulursam olumsuz rapor veririm. Biz mesela geçen yıl Bayer firmasını aradık. Bize dedi ki işte Rum tarafından alacaksınız. Başka şansınız yok. Geçen yıl almamız gereken ilacı alamadık. Bu yıl gene bir sürü girişim yaptık falan. Bir yerli ithalatçı bizden sıfır karla bize yardımcı oldu. Ama yeterli değil gene. Yani bizim birçok sorunumuz var. Bir tane sorunumuz yok. Bir taraftan bir şeyleri düzeltmeye çalışırsınız ama bir taraftan da olumsuzluklar. İşte biraz önce söylediğim gibi bu yapılanma tam sağlıklı olmadığı için, işte dünya tarafından tanınmadığımız için, işte dilimize doladığımız izolasyonlar, şu bu falan, bunlar hep etkiliyor. Yani üretimi de etkiliyor. Bizim özellikle bizim aracılıkta bu çok etkiliyor bizi. Yani Bayer firmasından bahsetmişken özellikle bitkisel üretimle ilgili bir önceki sene yaşadığımız çok ciddi sıkıntılar vardı. Neydi? Ekin koşdendi denilen bir hastalık Türkiye'den gelen hocalar ve yerli ziraat mühendislerimizin tespitiyle ortaya çıkan. İlacı bir araştırdık. Bir tek Bayer firmasında var. Bayer'in de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yi tanımadığı için aynı sorunları yaşadınız. Çok ciddi sıkıntı yaşadık. O noktada yine bir ithalatçı firma girişim yapılarak bir takım
tüm üreticiye ulaştırmak imkansız sayılır. Bir de Bakanlar Kurulu kararıyla getirebildik ancak Rum tarafından. Yani aslında bizim sorunumuz çok. Bir araçla anarı dediniz. Mesela bizim yerli arımızı bizden önceki dostlarımız, meslektaşlarımız tüketti, bitirdi. Ya da işte uygulanan politikalar, ilaçlar, işte belediyeler yıllarca sentetik ilaç attı havaya. Biyolojik larvasit kullanmadı. Arıya çok zararı var onun. Şimdi biz bir ara bir proje yaptık. Daha kaynağı bulmadan dedik. Önce bir yapalım, kaç paraya çıkacak. Ondan sonra kaynak arayışına girerik. Dedim ya, biraz daha entelektüel bakarık olaya. Kıbrıs arısını bulabilir miyiz acaba ada genelinde? Bir veteriner arkadaşımız istihdam edilmişti o zamanlar bizim bir Avrupa Birliği projesi dolayısıyla. Onu görevlendirdik. Bütün adayı gezdi. Ve arılarda ölçümler yaptı. Onun çeşitli yöntemleri var işte. Arıyı alırsınız, sıcak suya atarsınız. Dili dışarıda kalır, dilini ölçer, kanadını ölçer. Bu, sırtındaki halkaları ölçer, şubu falan. Ve biz Kıbrıs arısına rastlayamadık. Ha, bu defa da ne olur tabii. Mesela varroa yoktu. Bir arı zararlısıdır varroa. Varroa yoktu bizde. 80'li yıllarda Türkiye'den kovanlarla arı getirdiler. Gelen arılar da Muğla arısıydı aslında. Bizim ülkeye uyumlu bir arı da değildi. O arıyla birlikte bu şey geldi, varroa geldi. Allah'tan küçük kovan böceği diye bir böcek var böyle siyah. O daha gelmedi ülkemize ki İtalya'ya kadar geldi. Türkiye'de var mı bilmiyorum. O girdiği zaman kovana tamamen kovanı mahveder. Şimdi burada sizin kendi ekotip arınız yok. Ana arı üreticiniz de yok. Birkaç kişi var, o da ancak da kendini öğretebilir. Dolayısıyla ne oluyor bu defa? Ana arıları siz yurt dışından getirmek zorunda kalıyorsunuz. Yurt dışından dediğimde işte Türkiye'den getirebilirsiniz. İtalya'dan alamazsınız mesela. Mesela İtalyan arısı bize çok uyumlu bir arıdır. Kıbrıs arısına benzer. Fakat imkanı yok, getiremezsiniz buraya. Yani zaten başlı başına size göndermez. Dolayısıyla Türkiye'den gelen arı da işte yıllarca Türkiye'de de Muğla arısını Anadolu'nun iç Anadolu'da kullandılar. Kafkas arısını aldılar, Ege'ye götürdüler. Türkiye'de bir karmaşa var. Onlarda da Anadolu arısı denen bir arı var. Hı. Aslında onunla devam etmeleri lazım. Orada da bir karmaşa var. Çıkar işte birisi Kafkas arısı üretir, ana arı üretir. Biz dönemlerimi Kafkas'ta aldık. İşte şimdi Buckfast diye bir arı var. Hit bir arıdır. Onu getiriyoruz. İtalyan getiriyoruz. Yani tam net bir şey yok. Biz Kıbrıs arısını ıslah edelim ve onu kullanalım dedik. Hatta gittik, yer de bulduk. Bir de fizibilite yaptık. Yaklaşık 5 milyon lira. Çok para değil bir devlet açısından baktığınızda, ama bizim birlik olarak öyle bir imkanımız yok. Başaramadık. Islah da böyle 2 sene, 3 sene de olmaz. Ömür boyu devam eder ıslah. Başaramadık. Hep kafamızda bu plan var. Görevde kaldığımız süre içinde başarabilirsek başarırız. İnşallah. Bizden sonra gelenler. Tabii anaarıdan bahsetmişken, genetik özellikleriyle birlikte Kıbrıs anaarısını biz koyduğumuz zaman kovana, rekoltede ne olur veya kovanda veya sürüde neler gerçekleşir? Yerli arıyı bulup entegre ettiğimiz zaman. Şimdi biraz önce zeytinden bahsettiniz. Düşünün, siz bir gemlik zeytin ekeceksiniz. Doğrudan işte fidan gemlik. Bir de dağdan, bizim yıllardır, milyon yıldır dağda kendi başına yetişen zeytinimizi söküp getireceksiniz. Ve onun üzerine gemlik aşılayacaksınız. Örnek veriyorum. Bir bakacaksınız ki normal fidanı gemlik olan, yapraklarını böyle büzmüş, hiç meyve de yok. Ama hemen yanı başında, dibinde aynı suyu verdiniz. Benim amcam çok meraklıdır zeytin, ondan biliyorum. Birebir gördüm de. Yerli argolla dediğimiz, fidana vurduğunuz aşıda ağaç yemyeşil ve zeytin yüklü. Bu da neredendir? O bizim zeytin ağacımız. Binlerce senedir kendini bu coğrafyaya adapte etti. Arıda da aynı şey geçerlidir. Şimdi bizim arımız işte sıcağa dayanıklıdır. Hastalıklara karşı iyi tabii. Bitti. O işler bitti. Biraz saldırgandı tabii Kıbrıs arısı. 10 sene, 15 sene öncesine kadar da bolca vardı. Şimdi şöyle bir şey var. İnsanlarda şöyle bir düşünce var. Bu gelen arılar şey yaptıkça, kırıldıkça, melezleştikçe biraz saldırgan oluyorlar, ama işte bende Kıbrıs arısı var der adam. Alırsınız, bakarsınız bir değerlerine. Kıbrıs arısı değil, o melezleşmiş. İşte Kafkas'la karışmış İtalyan. İtalyan da döllenmiş şeyden,
Anadolu Arısı'ndan ya da bilmem nereden. Melez bir arı ama Kıbrıs arısı değil. Kıbrıs arısının da zeytin örneğinde verdiğim gibi bu coğrafyaya adapte olmuş. Bu coğrafyada yaşamayı bilen bir arı. Mesela biz Kafkas getiririk. Kullanırız kovanlarımızda. Eşek arısı diye bir zararlı var. Bizim için zararlı. Doğaya faydası vardır mutlaka. Benim bildiğim kadarıyla işte o mirtleri evet, yer falan. Ama arıya zararlı. Gelir mesela eşek arısı Goa'nın uçuş çaplasından o Kafkas arı ırkındaki arıyı yakalar, alır ve gider. Hiçbir şey görmez, direnç görmez. Çünkü Kafkas arısının genetiğinde eşek arısı yoktur, yazmamış genetiğini onu. Ha ama birazcık işte o bulaşık olan arılar, yani o melez olan arılara baktığınızda eşek arısına karşı gelir, işte etrafında toparlanır, işte 3-4 derece daha fazla sıcaklığa dayanabilir bal arısı eşek arısına göre. Böyle tor top olur üzerinde, ısı verir ve eşek arısını yakar, öldürür. Evet. Tabii ki Güney Kıbrıs'ta Kıbrıs arısıyla ilgili bir çalışma var mıdır? Kıbrıs yok, onlar şimdi bizim güneyden de hem birlik olarak dönem dönem işbirliği yapmaya da çalıştık, başaramadık. Hem arıcılar olarak ilişkilerimiz var, hem de birlikten dolayı ilişkilerimiz var. Gelip bizden malzeme falan alıyorlar. Onların da bizden farkı yok. Onlar da neticede Kıbrıslı. Hatta onlar bizden daha da kötü durumda. Çünkü bir de biraz önce siz bahsettiğiniz insanlara kuralları koyarsınız, yöntemi gösterirsiniz. Ama mesela hijyeni öğretemezsiniz bir yere kadar. O genetiğinizde vardır. Evet. Bir yere kadar başarırsınız belki ama insan hijyen insanın doğasında olacak. Yoksa bir insana zorla hijyen bir yere kadar, yani fırsatını buldu mu gene bozacak. Evet. Dolayısıyla onların da genetiğinde var. Ada halkları. Ada halkları, öyle değilim ya da. Onlar bizden daha kötü durumdadır. Yalnız onlar da birazcık zannederim daha bu bizim yerler Kıbrıs arısı var. Çünkü öyle üreticiler var. Hiç anarı değiştirmemiş. 40 yıl var. Adam arılarını babasından bulmuş, dedesinden bulmuş. Hiç başka anarı koymamış. Bozulmalar mutlaka var. Ama eğer ıslah edilirse eski 20 sene önceye döndürebilirsiniz arıyı. Çünkü anarının özellikleri pek değişmez. Yani çiftleştiği arıların, işçilerin değişir ama ana arılar pek değişmez. Yani öyle oraya şey. Baktığımızda kovan içinde tabii ki ayrı bir hiyerarşi vardır. İşte bir sürü yönetimi vardır. Yazılı olmayan bir takım kuralları vardır arıların kendilerine göre. Az önce ifade ettiğiniz gibi örneğin Kıbrıs yerli arısı aşırı sıcak vererek eşek arısını öldürür. Ben iyi hatırlarım, çocukluğum döneminde oğlatma zamanları köyün içerisi şey kaynardı, arı kaynardı ve saldırgandırlar. Yani işte o okula giderken ve geçerdik yoldan hepimize saldırabilecek bir kapasite vardı. Ancak şimdi şu ana baktığımda, yani sizin ifade ettiğiniz gibi aradan bir 15-20 yıl geçti. Baktığımda ne oğul görürüm sokaklarda ne de öyle saldırgan arı tipleri görürüm. Şimdi arıcı bilinçlendi de aslında. Şöyle bir söz vardır. Arısı oğul atan arıcı, arıcı değil. Dolayısıyla geçmişte imkan da yoktu tabii, bilinç de yoktu. Hem sosyal medyada hem avantaj hem dezavantaj. Dezavantajına da giderek isterseniz biraz sonra. Her yıl ana arılar değiştiriliyor şimdi. Geçmiş yıllarda, biraz önce ifade ettim ya, işte Rum tarafında 40 yıl var ana arı değiştirmeyen arıcılar var diye. Arı kendi başına yapıyor ana arısını. O da genetik olarak o atasının genlerini taşıyor. Ha bizim nedir? Bizim bir yıl önce arılarımızın genetiği farklıdır, ertesi yıl farklıdır. Çünkü her yıl biz ana arı değiştiriyor karıda. Ama bal oranında da müthiş bir artış olur. Mesela işte oğul atan bir kovandan 10 kilo, 15 kilo bal alabilirsiniz. İyi bir anarı yakalayabilirseniz, yani iyi, anarınız iyiyse ve yıl da iyiyse, ben 70-80-100 kiloya yakın bal alan insanlar biliyorum Narenciye'de bir kovandan. Yani anarı değişikliği aslında ıslahtan ayrı zaman zaman... Islahın devamıdır zaten anarı. Evet, yerli ırkla ilgili ıslahtan ayrı. Rekolte ile ilgili ciddi anlamda katkı sağladığı yani, bir gerçektir. Şimdi rentable değil eğer bu şekilde çalışmazsanız. Mesela işte şimdi biraz önce ifade ettim, 300 falandı bizim üye sayımız. Belki şimdi 1000 tane arıcı var. Ama bunlar
işte 6 ay sonra bu 1600'e düşecek, 500'e düşecek. Orada duracak yani. Çünkü bir arı yakalayan biri bir tahtadan bir kovan yapar böyle derme çatma, atar onun içine. Onlar bizim için çok sakıncalıdır zaten. Çünkü varavayla mücadele etmez, hastalıklarla mücadele etmez. Bu da bütün bu profesyonel olarak bu işi yapan arıcıları çok etkiler. Biz mümkün mertebe aynı bir hafta içinde Kıbrıs'ın kuzeyindeki bütün arıları ilaçlama gayreti içindeyiz. Yani aynı dönem içinde. Düşünün siz işte iki tarla var yan yana, birinde sirividi var, birinde yok. Siz gider siriviye karşı tarlanızı ilaçlarsınız da. Ama yan taraf sirividi dolu, o tekrar bir hafta sonra o geçer size. Yani evet, aynı bir şey değişmez. Evet. Tabii ki tarımın genelinde uyum olması gerekmektedir. Örneğin ağlar bölgesi diye geçmişte yapılan bana göre bir hata vardı. Aynı fikirdeyim yani, sizinle. Çünkü evet ağlar bölgesi tamam hayvansal üretime katkı anlamında, altyapı anlamında, yani altyapının kolay ulaştırılması anlamında hiçbir sıkıntı yok. Hastalıklar yani, da aynı zamanda var. Ha, o noktaya geleceğim. Yani evet 5 tane hayvan üreticisi var X köyde. Altyapıyı birden getireyim. O insanlarda istihdam sağlamış olayım. Katma değer orada tamamız ama diğer boyutuna ve en önemli boyutu göz ardı edildi bana göre. Hayvanlardaki hastalıkların diğer ağla geçmesi daha da kolaylaştırıldı. Evet. Çok iyi hatırlarım. Eskiden köyün içerisindeki ağlar birbirlerinden 500 metre, belki de 1 kilometre farklı farklı yerlerdeydi bizim çocukluğumuz döneminde. Yavaş yavaş baktığımızda o uygulanan politikada ağlar bölgesinde hepsi özellikle büyükbaş hepsi bir toplandı ve hastalık yayımına davetiye çıkarttık aslında. Bu da bir öz eleştiri, kendi kendimize yaptığımız en büyük yanlışlardan da bir tanesiydi. Hayvancılıkla ilgili o süre boyunca, o gelişim süresi boyunca aldığımız kararlar doğrultusunda diye düşünüyorum. Tabii ki yavaş yavaş da programın sonuna geliyoruz Hasan Bey. Sizin eklemek istedikleriniz özellikle hem tarım sektörüyle ilgili hem de tarım sektörüyle birlikte arıcılık sektörüyle ilgili spesifik olarak eklemek istedikleriniz nelerdir? Şimdi ben sadece arıcılıkla ilgili değil, yani diğer sektörlere de. Ben biraz pozitif bakmak istiyorum olaya. Negatif bakarak, işte her yapılanı eleştirerek, yapılanları beğenmeyerek bir yere gidileceği kanaatinde değilim. İşte dışarıda da konuştuk, sosyal medya. Evet. İşte bakanlık farklı bir cins koyun getirmiş. Seviyesizce yazdılar adam. Sütü yoğurduğu yer helli mi yer de o sütün nasıl sağıldığını bile bilmez. Ama çıkıp işte sosyal medyada işte bakan koyunları karşılamaya gitti falan filan. Ben bu tür düşüncede olan birisi değilim. Dolayısıyla arıcılık sektörüne baktığım gibi hayvancılıkta da, kuru ziraatte de, bahçecilikte de, narenciyede de bizler bu sivil toplum örgütlerine, yönetimlerine talip olan insanlar, ha devletin, hükümetlerin, siyasi partilerin sorumluluklarını bir tarafa bırakalım. Benim durduğum nokta belli. Bir sivil toplum örgütünde yöneticiyim. Ki bizim ülkemizde sivil toplum örgütlerinde de 9-10 kişi yönetimde olur, 1-2 kişi iş yapar. Onda da bir sorun yok aslında. Herkes gücü neyse ortaya koyar, bir şeyler yaparız. Benim bakış açım şu, bizler sivil toplum örgütlerinde bir şeyler yapmaya çalışan insanlar, elimizden gelenin maksimumunu ortaya koyacağız, yol göstereceğiz, iyileşme yönünde adımlar atmaya çalışacağız. Olursa olur, olmazsa artık bilemem. Evet. O kadar çok zorluğumuz var ki, keşke zamanımız olsa, biraz önce söylediğim işte sosyal medyanın faydaları, o kadar çok zararı var ki, adam çıkıyor, 3 sene içinde işte arıcı oluyor, ekotip arıdan bahsediyor, organik baldan bahsediyor, Allah'tan ülkemiz küçük, ve hemen bize bilgiler geliyor. Antibiyotik kullanıyor balında ve dönüp diyor ki ben organik bal üretirim. Adama söylediğiniz zaman da düşmanınız olur. Evet. Yani o kadar çok sorunumuz var ki anlatamam size. Şunu da söyleyeyim. İnsanlar söylediklerimizden çok da şey yapmasın. Bütün samimiyetimle söylüyorum ben. Yerli üretimden. Diğer sektörler için konuşmuyorum. Ben çünkü kendi sektörümdeki durumu biliyorum. Yerli bal tüketmekten korkmasınlar. Donmuş bal tüketmekten korkmasınlar. Hatta donmuş bal
talep etsinler. Biz birkaç yıl önce iki tane reklam filmi yaptırdık Tolgay Tarman'a. Bakanlığın da çok büyük katkısı oldu. Bir yıl boyunca da kamu spot olarak televizyonlarda bunu kullandık. Bizim ürettiğimiz bal %100 demiyorum. Bu benim balından da bahsetmiyorum. Üreticinin balından bahsediyorum. Kullansınlar, korkmadan kullansınlar. Donmuş baldan da vazgeçmesinler. Donmamış olan bal mutlaka ısıl işlem görmüştür. Isıl işlem belki zararlı değildir ama balın içindeki vitamin değerlerini ve minerallerin yarısını mahveder. Yani %50'sini kullanabilirler balın. Ama donmuş bal öyle değil. %100 içindeki diastaz, içindeki vitamin, mineral ve asitler hiç bozulmadan alabilir insanlar. Hiç korkusuzca tüketsinler yani bizim yerli üretim balımızı. Böyle markaya güzel ambalaja da bakmasınlar. Yani aslında geceye dair en önemli verdiğimiz mesaj buydu. Programın başında bahsettiğimiz gibi başkanımızın basın açıklamasında olduğu gibi yerli üretime el birliğiyle sahip çıkmamız gerekir. Evet, ben onun ötesinde sağlıklı ürün olduğunu iddia ettiğim için söylüyorum. Kesinlikle. Eğer üretirsek var oluruz, üretmezsek evet, yok oluruz. Bu da bir gerçeğimizdir. Özellikle Kuzey Kıbrıs'ın gerçeğidir. Maalesef. Çünkü genelimize baktığımız zaman geçmişte yaptığımız mücadeleleri, geçmişte ana meslek grubu arasında olan tarımsal üretimi, hayvansal üretimi unutur noktaya geldik. Ana meslek grubundan ara meslek grupları arasına kaymasını biz kendi ellerimizle sağladık diyorum ben. Evet, yanlış politikalar, biraz da öz eleştiri yapmak isterim. Bizde de, halkta da, vatandaşta da bu yönde bana göre bir takım eksiklikler vardı ve ana meslek grubundan ara meslek grubuna tarımsal üretimin kaymasını sağladık. Halbuki üretim insana zevk verir. Evet. Ben 25 yıl kamu yönetiminde çalıştım. İşte 8-10 yıldır arıcılık yapıyorum. Aldığım hazın tarifi yok. Evet, doğrudur. Sizlere teşekkür ederim. Yavaş yavaş da programın sonuna geldik. Tabii aynı zamanda sohbetimizi yaparken de sosyal medyadan da takip etmeye çalışıyorum. Çünkü zaman zaman sorular gelir. Bu soruları konuklarımıza yönetmemiz gerektiği için zaman zaman sosyal medyadan da programı takip ettik. Onu da ifade etmek isterim. Son bir cümle daha alalım ve kapatalım Hasan Bey. Genel bir temennide bulunabilirim. İnşallah bu kötü günler, bu halk dilinde korona, COVID-19 bir an önce başımızdan defolup gider. Biz de normal hayatımıza dönerik, üretim dolu günler yaşarık. Teşekkür ederim. En güzel mesaj buydu. Dünya Çiftçiler Günü'nde Hasan abimizin verdiği en güzel mesajlardan bir tanesi de buydu. Yavaş yavaş tabii programın sonuna geldik. Bizi izlemeye devam edin. Üreticiler bizi izlemeye devam etsin. Yayınlanan Çiftçiye Birliği'nin yayınlanan mesajıyla ilgili mesajında olduğu gibi lütfen dikkatli olalım. Hasat döneminde yangınlara sebebiyet verecek çalışmalardan veya olaylardan uzak durmaya çalışalım ve ifade ettiğimiz gibi en az her köyde bir temsilci de bir traktörün arkasında saban veya çoklu tepsilerin hazır olmasını başkanımızın ifade ettiği gibi buralardan yineliyoruz, tekrarlıyoruz. Önümüzdeki günlerde özellikle üreticilerimizden gelen bir takım sorular vardır. İşte arpa fiyatı ile ilgili çalışma ne aşamadadır? Arpa fiyatı ile ilgili sonuç ne olacaktır? Bununla ilgili ise Sayın Genel Başkanımız üreticilerimiz adına bu noktada basınla bir takım bir şeyler paylaşacağını da belirtmek isterim. Programa gelmeden önce görüştük, bunu da ifade etmek isterim. İyi akşamlar dilerim. Önümüzdeki Perşembe akşamı yine aynı saatte, aynı kanalda Çiftçinin Sesi programıyla birlikte sizlerle olmak temennisiyle esen kalın, sağlıkla kalın. Koronavirüsten uzak kalın, yangınlardan uzak kalın diyorum ve programımızı bu akşam bitiriyoruz. İyi akşamlar tekrardan. Oh,
Ben Sümert, 2000 doğumluyum. Güzel Yurdun Aydınköy ilçesinde oturuyorum. Turizm aşçılık okuyorum, 11. sınıfım. Hareketli, merhametli, duygusal, neşeli ve pozitif bir insanım aşırı derecede.